Merhaba arkadaşlar, birbirinden ilginç fotoğraflı bilgileri derlediğimiz yeni bir video ile karşınızdayız. Şu an dünyanın insanlardan oluşan en büyük ve en kalabalık balık figürüne bakıyorsunuz. Muğla'nın Milas ilçesindeki bir stadyumda 2791 öğrencinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkarıldı. 2017 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen rekor denemesi birkaç ay sonra dünyanın en kalabalık balık figürü olarak Guinness Rekorlar kitabına alındı. Bu da bir müşterisini yamaç paraşütü yaparken tıraş eden Adanalı berber Ahmet Ocak. Bunu yapmasının nedeni ise tıraşı daha heyecanlı bir aktivite haline dönüştürmek. Berber Ahmet Ocak daha önce de bir gondola bindirdiği müşterisine damat tıraşı yapmıştı. Buysa dünyanın en büyük yüzme havuzu. Bir Güney Amerika ülkesi olan Şili'deki havuz tam 1000 metre uzunluğunda. Yapım maliyeti ise 8 milyon dolar. Derinliği bazı yerlerde 35 metreyi buluyor. Bu havuzda isterseniz yelkenliyle gezebiliyorsunuz. Hatta su kayağı ve surf bile yapabiliyorsunuz. Bu da İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir fotoğrafı. Dünya yörüngesinde dönen uzay istasyonunda görevli olan Amerikalı astronot Timothy Leonard Copra tarafından çekildi. Astronot bu fotoğrafı daha sonra kendi Twitter hesabından İyi Geceler İstanbul diye paylaştı. Bu adrenalin tutkunu çift nikahlarını bir kanyonun üzerine kurulan ipten ağların üzerinde yaptı. Ağ buraya bir grup dağcı kurmuş. Zeminden yüksekliği 100 metre. Gelin ve damat ağın ortasında dururken davetliler de nikahı kanyonun kenarlarından izliyor. Sırada insanların bir şekilde karşılaşıp sosyal medyada paylaştığı bazı ilginç yiyecekler var. İşte haşlanmasına rağmen şeffaf olan bir yumurta. Bildiğimiz haşlanmış yumurtalara hiç benzemiyor. Çünkü bu yumurta bir penguene ait. Buysa içinden iki ayrı muz çıkan tek bir muz. Bakın burada da tavaya kırılan yumurtaların birinden başka bir kabuklu yumurta daha çıkmış. Buysa normal bir limondan kat kat daha büyük olan dev limon. Bu da hayallerini süsleyen Formula 1 arabasını yapan Ankaralı Ümit Kozan. Kendi tasarladığı aracı 35 bin lira bütçeyle bir arkadaşının atölyesinde yine kendi elleriyle yaptı. İki kişilik araba 660 kilogram ağırlığında ve saatte 200 kilometre hız yapabiliyor. İşte bu da yumurtalı kahve. Doğru duydunuz. İçinde gerçekten de yumurta var. Kulağa tuhaf gelse de içenler tadının çok güzel olduğunu söylüyor. Vietnam, Norveç, İsviçre gibi ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor. Yumurtanın sarısına toz şeker ekleniyor. Güzelce çırpılıyor ve karışıma kahve eklenip pişiriliyor. Sonra da afiyetle içiliyor. Sudan'dan ürkütücü bir gelenekle devam ediyoruz. Ülkedeki bazı kabileler yetişkinlik çağına gelen erkek çocukların yüzlerine kendi kabilelerine özgü bu tür yaralar açıyor. Bunu da keskin bıçaklarla yapıyorlar. Bundan sonra erkek çocuklar artık yetişkin kabul ediliyor ve kabile büyüklerinin arasına katılabiliyor. Bazı çocuklar yüz nişanı töreni için heyecanla beklerken acıdan korkan çoğu çocuksa çaresiz uygulamayı kabul etmek zorunda kalıyor. İşte bu da şanslı buzağı Ümitcan. Aslında prematüre doğduğu için kimse onun yaşamasını beklemiyordu. Sahibi Bayburtlu çiftçi Turgay Türkmen onu yaşatabilmek için alıp evine götürdü. Ona güzel küçük bir yuva yaptı. 2 hafta kadar annesinden sağlam sütle beslenen Ümitcan şimdi gayet sağlıklı bir bebek inek oldu. Bu adamın adı Walter Kavanagh. Onun özelliği dünyanın en çok kredi kartına sahip insan olması. Tam 1497 geçerli kredi kartı var. Neyse ki kartların sadece birkaç tanesini gerçekten kullanıyormuş. Şimdi de hayvanlar aleminden tuhaf doğumlar veriyoruz. Normalde koyunlar her seferde tek bir yavru doğuruyor. Buysa aynı anda 5 sağlıklı yavru birden dünyaya getirdi. İşte bu da iki başlı doğan bir tür yunus. Ne yazık ki uzun süre hayatta kalamamış. Buysa Hindistan'daki bir köyde doğan tek gözlü ve tek kulaklı keçi. Bu koyun da veterinerleri çok şaşırttı. Çünkü kulağının içinde fazladan bir ağız ve dişleri vardı. Kadife adındaki Labrador ırkı bu güzel köpek 2 aylıkken Marmaris'te bir barınağa terk edilmişti. Daha sonra iyiliksever bir adam onu barınaktan sahiplenip Almanya'ya götürdü. Ancak sonra onun çok yetenekli olduğu ortaya çıktı. Sahibi onu bir özel eğitim merkezine götürüp yeteneklerini geliştirdi. Şimdi Almanya'daki bir havaalanında özel arama köpeği olarak görev yapıyor. Bunun için maaş bile alıyor. Bunlarsa New York'un dondurucu soğuğunda iç çamaşırlarıyla sokağa çıkan sıra dışı insanlar. Pantolonsuz metro yolculuğu etkinliği kapsamında önce metroya bindiler. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında pantolonlarını çıkardılar. Sonra da metrodan inip yine sadece iç çamaşırlarıyla kentin çeşitli meydanlarında toplanıp kameralara böyle pozlar verdiler. Burası Pizza Hut'un ilk restoranı. 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde açılmıştı. Amerika'nın Seattle şehrindeki bu kafe ise ünlü kahve zinciri Starbucks'ın ilk şubesiydi. 1959 yılında çekilen bu siyah beyaz fotoğrafta ise Burger King'in ilk restoranını görüyoruz. Little Caesars ise 1959 yılında işe bu restoranla başlamıştı. Buysa dünyanın en acayip deniz anası
türlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Meksika kıyılarında keşfedildi. İlginç renkleri ve uzantıları onu tıpkı patlayan bir havai fişeğe benzetiyor. Burası Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'ndaki küçük bir göl. İçinde kaynayan sıcak su ve mineraller sayesinde böyle rengarenk görünüyor. Burası ise Kanada'daki Benekli Göl. Çok tuzlu olması nedeniyle yazın göl buharlaştığında tabanında çember şeklindeki alanlar ortaya çıkıyor. Bu da Senegal'deki Redba Gölü. Gölde yaşayan bir tür deniz yosunu ona bu ilginç rengi veriyor. İlk bakışta burayı Paris sanabilirsiniz ancak değil. Burası Çin'deki sahte Paris. Doğru duydunuz. Çinliler pek çok şey gibi bu şehrinde bir sahtesini inşa etti. Caddelerden sokaklara, anıtsal yapılardan park ve bahçelere kadar her şey orijinaliyle neredeyse aynı. Sahte Paris'in yapım amacıysa bölgeye turist çekmek. Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Yılmaz Anakoç sahilden topladığı taşların üzerine ilginç resimler yapıyor. Taşlara yaptığı resimler genellikle ünlü Türk ressamların eserlerinden oluşuyor. Bazen de taşları şekillerine göre boyayıp onlara ilginç görünümler kazandırıyor. İnsanlara sürpriz yapmayı seven vahşi kuşlarla devam ediyoruz. Bu şahin bir binanın 10. katındaki pencerenin önüne konmuş. Onu görenler çok şaşırmış olmalı. Bunlarsa başka birinin camının pervazına konan rengarenk papağanlar. İşte bu gerçekten ilginç. Galiba biraz ekmek kırıntısı istemeye gelmiş. Peki ya akbabalara ne demeli? Sizin pencerenize konsalar ne tepki verirdiniz? Bu ise Bodrumlu hat sanatı ustası İsmail Ergün'ün yaptığı inanılmaz eser. Bunun için 14 bin adet değerli kristal taş kullanıldı. Eşi benzeri olmayan eser için tam 6,5 ay çalıştı. Hollanda'daki bu köprü kış aylarında sular altında kalıyor. Bu nedenle de insanlar karşıya geçmek için zekice tasarlanmış bu beton çıkıntıları kullanıyor. Sırada en acayip yer şekilleri var. Burası Vietnam'daki Ha Long Körfezi. 1600'den fazla üzerinde insan yaşamayan adadan oluşuyor. Bu da büyük mavi delik. Aslında deniz tabanındaki bir çökme sonucu oluşmuş 125 metre derinliğindeki bir çukur. Derinlik farkı nedeniyle böyle eşsiz bir görünüme sahip. Burası da Çin'deki kaya ormanı. Su ve rüzgarın yumuşak kayaları eritmesi sonucu milyonlarca yılda oluşmuş. Bunlar da Filipinler'deki çikolata tepeleri. Sık ormanın içindeki tuhaf kum tepeleri gerçekten de çok ilginç görünüyor. Bu kelebekler kaplumbağaların üzerine çok ilginç bir nedenle konmuş. Amaçları onların gözyaşlarını içmek. Bunun sebebi ise kaplumbağaların gözyaşlarında kelebeklerin hayatta kalması için gereken bazı tuz ve minerallerden bol miktarda bulunması. Bu papağanlarsa gerek duydukları mineralleri almak için nehir kenarında toprak yiyor. İşte bunlar da birbirlerinin en yakın arkadaşları olan köpek Ingo ve baykuş Poldi. Vakitlerinin tamamını birlikte geçiriyorlar. Yürüyüşe çıkıyorlar, geziyorlar ve hatta birlikte uyuyorlar. Onlarınki gerçekten kalpleri eriten bir dostluk. Los Angeles'lı bir sokak sanatçısı sokakta bulduğu atılmış eşyaların üzerine böyle üzgün surat resimleri yapıyor. İşin tuhafı adamın yaptığı suratlar eşyaları gerçekten de üzgün gösteriyor. Baksanıza hallerine üzülmemek mümkün değil. Bu siyah şey aslında tamamen yenilebilir bir peynir türü. Doğru duydunuz, peynir dedim. Buna kömür peyniri de deniliyor. Çünkü yapımında bol bol kömür kullanılıyor. Tadına bakanlar kömürlü peynirin gayet lezzetli olduğu konusunda hemfikir. Buysa siyah limonata. Tamamen doğal sayılır çünkü az önceki peynir gibi içinde kömür olduğu için bu renkte. Üreticisine göre son derece de sağlıklı. Bir korku filmi sahnesine benzeyen bu fotoğrafla devam ediyoruz. Bu zavallı köpek yıllar önce bir şekilde ağacın içindeki boşluğa düşüp sıkışmış. Ağacın içindeki koşullar nedeniyle de mumya gibi bozulmadan kalmış. Ağaç bir süre önce de ormancılar tarafından kesilince böyle ortaya çıkmış. Şimdi bir müzede sergileniyor. İşte bu da Polonya'da bir çiftlikten kaçıp yakınlarda yaşayan bizon sürüsüne katılan asi inek. Çiftlik hayatından çok sıkılmış olacak ki bir gün çitlerden atlayıp vahşi doğada olmaya karar vermiş. Kaçtık sonra bir bizon sürüsüne rastlamış. Şimdi bütün vaktini onlarla birlikte bozkırda gezerek geçiriyor. Bu adamın çok tuhaf bir işi var. O bir golf topu toplayıcısı. Golf sahalarının çevresindeki su birikintilerine kaçan topları topluyor. Profesyonel dalgıçlık ekipmanları da var. Bazen yüzerek, bazen de dalarak topladığı topları bir güzel temizleyip satıyor. Hindistanlı bir ressam bu resimleri insan saçıyla yapıyor. Önce gidip berberlerden saç topluyor. Daha sonra da bu saçları şiş benzeri aletlerle şekillendirip kağıt üzerinde çeşitli figürlere dönüştürüyor. Almanya'daki okullar hiperaktif çocuklara artık bu yeleklerden giydiriliyor. Yeleklerin içinde 6 kilo kum var. Bunu giyen çocuk yeleğin ağırlığı yüzünden daha az hareket etmek zorunda kalıyor. Yetkililere ve bazı velilere göre bu acayip uygulama hiperaktif çocukların derslere konsantre olmasını sağlıyor. Karşıt görüştekilere göre ise bu tam bir işkence. İngiltere'de bir adam hapşırırken gırtlağının yırtılmasına neden oldu. Doğru duydunuz, çok güçlü hapşırmıştı. Ağzını ve burnunu da sıkıca kapatmıştı. Ameliyatla tedavi edilebildi. Burası dünyanın en uzun saçlı kadınlarının yaşadığı köy. Çin'in batısı
ortasındaki köyde yaşayan kadınlar saçlarını hayatları boyunca sadece bir kere evlenmeden hemen önce kestiriyorlar. Evlendikten sonra da ölene kadar saçlarını uzatmaya devam ediyorlar. Bu yüzden de bütün kadınların 2 ile 2,5 metre uzunluğunda saçları var. İşte bu da dünyanın en uzun bisikleti. Hollandalı iki bisiklet tutkunu tarafından inşa edildi. Bir uçtan diğer uca tam 36 metre. Bu kızın periye benzeme takıntısı var. Çünkü önceki yaşamında peri olduğuna inanıyor. Bu yüzden gidip estetik ameliyatla kulaklarını böyle sivri hale getirdi. Kulaklarının yeni halinin kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor. Büyük bir Star Wars hayranı olan bu kadınsa serinin ikonik robotu R2-D2 ile evlendi. Çiftin nikahını ünlü Sith Lord'u Darth Maul kıydı. Nikah şahitleri ise Darth Vader oldu. Sırada YouTube'un son ve en aptalca trendi var. Buna Tide Pod yutma challenge diyorlar. Tide Pod aslında bir bulaşık makinesi deterjanı. Doğru duydunuz ama dikkat çekmek isteyen bir sürü genç kameranın karşısına geçip bu küçük paketler halindeki deterjanları yutuyor. Tabii sonrasında zehirlenip hastanelik oluyorlar. Şimdiye kadar bu yüzden ondan fazla insan öldü. Siz sakın böyle bir şey denemeyin.